Evet İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terör iltisaklı kişiler var iddiasına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir kez daha yanıt verdi. İmamoğlu göreve geldiği günden itibaren gelişen süreci anlattı. Kardeşi FETÖ firarisi olan Soylu'nun yardımcısı İsmail Çataklı'yı işaret etti. İmamoğlu Soylu'ya siz de terör iltisaklısına jest mi yapmış oluyorsunuz diye sordu sayı ve örgüt ismi vererek terörist tespiti yapmış ama 8 ay boyunca terörist diye iddia ettiği kişileri işten çıkartmamıştır. Burada bakan soylu terörist diye iddia ettiği kişileri işten çıkarmayarak görev suçu işlemiş midir? 27 Haziran 2019 günü mazbatamızı aldık. Bakan Bey'in bilerek istismar ettiği şu. Anayasa Mahkemesi biz göreve geldikten 5 ay sonra 28 Kasım 2019 tarihinde bir karar aldı. Buna göre kamu kurumlarında işe alınacak personel için güvenlik soruşturması, arşiv araştırması talebini yasal bulmadı ve kaldırdı. Yeni yasa çıkana kadar İşe alınan personel için bu evrakı talep etmek en yüksek yargı makamınca yasaklanmıştır. Yani 17 ay boyunca bakanın yapmamışlar dediği araştırmanın yapılmasını zaten yasaklamıştır. Yasa yok, genelge yapmayın diyor. Valilik talebimizi reddediyor. Ama bakan yine Yapmalıydınız demekte de ısrar ediyor. Bizim Allah aşkına soruyorum. Kendi emniyet teşkilatımız mı var da bunları yapabileceğiz? Yani tabiri caizse kurt kuzuyu yemek isteyince kendisi suyun yukarısında da olsa suyumu bulandırdın diyerek bahane aramış. Ama buradan bakana söylüyorum. Biz kuzu değiliz. Bu ülkede Adaletin yerini bulacağı günlerin geleceğine inanan ve mücadelesini kararlılıkla veren insanlarız. Eski Başkan Mevlüt Uysal ve Sayın Vali Ali Yerlikaya'nın sorumlu olduğu dönemde işi alınan 4116 kişiden 1800'ü için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması da istenmemiş. Yani aslında aynı şeylerle suçlanıyoruz. O raporda sadece Ekrem İmamoğlu ve onun yöneticileri suçlanırsa net olarak söylüyorum gök kubbeyi başınıza yıkarız. Peki Sayın Bakan Allah aşkına kardeşi yani birinci derece yakını FETÖ firarisi olan bakan yardımcısını Ağustos 2018'de yardımcınız olarak atayınca siz de bir terör örgütü iltisaklısına jest mi yapmış oluyorsunuz? Soru iki. Acaba güvenliği ve istihbaratı emanet ettiğiniz bakan yardımcısı Sayın Çataklı'nın firari kardeşi nedeniyle FETÖ iltisaklısı olmasından yola çıkarak bu kritik göreve tarafınızca getirilmesi sizin de FETÖ terör örgütüne yaptığınız bir jest midir?